Adnan Bey adamın ailesine para vermiş. Tabii, başka nasıl susturacak? Başka neler öğrendin? Bihter Ziyagil'in alkollü olduğuna dair verilen rapor yok ortada. Büyük bir ihtimalle yenisi farklı olacak. Kesin. Zaten bu kazayı normal bir vatandaş yapmış olsa şu anda içeride olurdu. O kadın Ziyagil soyadını taşıdığı için evinde. Heh. İşte benim de duymak istediğim şeyler bunlar. Ama duyurmak da lazım bir şekilde. Bu arada sen adamın yakınlarıyla irtibatı kesme. Çok lazım olacak o adamlar bize. Çok işimize yarayacaklar. Adnan Ziyagil'i kendi silahıyla vuracağız. Her şey kontrolüm altında. Ben bir işi yaparım dedim mi, göreceksin ki yaparım. Onun için senden yardım istedim zaten. Teşekkür ederim. Benim için önemlisin. Ama sana dert oldum diye üzülüyorum. Deli misin? Ziyagillerle uğraşmak benim hobim. Bu zevki yaşattığın için asıl ben sana teşekkür ederim. Keyif bundan sonra başlıyor. Gör bak, mahkeme günü neler oluyor. Eşekten düşmüş karpuza dönecekler. Lütfen müsaade edin arkadaşlar. Hani bu adamla şikayetçi olmayacaktı? Hani tamamen halloldu diyordunuz? Adnan Bey, emin olun düne kadar irtibatı kesmedim aileyle. Ama belli ki birilerinden akıl alıyorlar. Daha başka talepleri de olacak belli ki. Neyse ne, halledin. Ben yeni bir sürpriz istemiyorum. Ne olur Adnan, sakin ol. Özür dilerim ama sinirleniyorum. Her şey kontrol altında zannediyorum, sonra bu. Bu dava ne kadar sürecek? Aile şikayetçi olmasaydı sadece kamu davası devam edecekti. Şimdi birkaç celse daha atacak haliyle. Neredeyse tutuklanma kararı çıkacak. Ne diyorsun? Hastaneden çıkacak rapor bizim için çok önemli. Tek umudumuz adamın sağlıkla ayağa kalkması. Yoksa durumun kritik mi diyorsunuz? Hayır, öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Ne gerekiyorsa yapacağız. Bir dakika. Buyurun, çıkabilirsiniz. Buyurun. Benden haber bekleyin. Görüşürüz. Hı hı. Her şey dediğim gibi oldu. Gördünüz. Bihter Ziyagil, köşeye sıkıştıkça daha çok kazanacaksınız. Onun köşeye sıkışması demek, abimin durumunun düzelmemesi demek. Sen neredeyse Recep'in ölmesine dua edeceksin. Olur mu öyle şey? Öyle. O kadar uzun boylu değil. Moralini bozma. Bu akşam olsun biraz nefes alacağız. Adnan bu akşamı iptal etsek. Neden?
Annen günlerdir bu akşama hazırlanıyor. Biliyorum ama doğru mu sence? Biri resim çekecek, hastanede adam ölümle pençeleşirken bunları ailem yapıyor diyecekler. Evlilik yıl dönümümüzü kutluyoruz. Evet, ama öyle söylemeyecekler. Neler yazacaklar biliyorsun. Efendim Behlül. Merhaba amca, duruşmadan çıktınız mı? Evet. Ne oldu? Kim bunlara akıl verdi bilmiyorum. Kim kanlarına girdiyse yokuşa sürdüler. Şikayetçi oldular. Ne diyorsun? İnanılır gibi değil. Bizimle başka konuştular, duruşmada başka. Peki ne olacak şimdi? Bir şey olacağı yok. Süre uzadı sadece. İnşallah adam bir an önce kalkar yürür de bizim de sırtımızdan yük kalkar. Yürümezse? Yani bunu düşünmek bile istemiyorum. Anladım. Neyse, akşam geliyorsun değil mi? Bilmiyorum, şehir dışındayım. Bana bak, ailecek bir yerde olacağız, kıvırma. Yanımda olmanı istiyorum. Peki. Mazeret istemiyorum. Görüşürüz. Hoşça kal. Ne diyor? Dava ne oldu diye soruyor. Akşam geliyor mu? Gel dedim, gelecek tabii. Akşam için sen endişelenme. Bizimkiler ayarlıyor. Hiçbir gazeteci o çevrede dahi bulunmayacak. Mesele yok o zaman.